Bir cana kıyarsan o zaman ne var? Dünyevi, uhrevi ağır cezalar koymuş İslam. Çok ağır cezalar var. Dünyevi cezası var, uhrevi cezası var. Bak dünyada ne buyurdu? Öldürülenler hakkında üzerize kısas yazıldı yani farz kılındı. Ha diyeceksin ki yani e şimdi kanunda idam yok, idam yok diye uhrevi cezası yok mu? Uhrevi cezası var. E şimdi bu iki tane kızcağızı efendim katleden, bölen, parçalayan e kendi de intihar etti. Ha şimdi o uhrevi cezadan kurtulacak mı? Ya. Ha velev ki intihar etmeseydi veya kurtulsaydı e buna verilecek ceza e ne yapacak? Belki de gün gelecek gene çıkacak. Bilemiyorsun yani. Dolayısıyla dünyevi cezası var uhrevi cezası var. Mevla Teala bakın ne buyurdu? Nisa suresi 93. ayeti kerimede estağfirullah. Ve men mü'mine müteammiden. Her kim bir mü'mini kasten öldürürse fe Onun cezası nedir? Cehennem haliden fiha. İçinde ebedi kalacağı cehennemdir buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet. Ve Allahu aleyhi ve Allah ona gazap etmiş ve lanet etmiştir ve adale azaben azima ve onun için büyük bir azap hazırlanmıştır. Tabi burada eee Allah Teala hani müminen müteammiden bir mümini kasıtlı olarak öldürürse buyuruyor. E zaten bir kimseyi mümin olarak öldüren adam demek ki Müslüman diye öldür, öldüren adam İslam'a düşmandır zaten. Çünkü onun maksadı ne? Aa, bu Müslüman. Ha öyleyse ne yapıyor? Cinayet işliyor. O zaman ne oluyor? E zaten adam İslam'a düşman. Demektir. Bu zaten otomatik olarak dinden çıkıyor. Ha ama Yine de bakın çok ayeti kerimeler var. Bir insanı öldürmenin ne kadar büyük günah olduğunu Evlat Teala başka bir ayette beyan ediyor. Maide suresi 32. ayet. Estağfirullah. Men katele nefsen. Kim bir kimseyi öldürürse. Ama bu kimse nasıl biri? Bir gayri nefsin bir cana kıymamış. Ev fesadin fil ard. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan Birini öldürmemiş. Eşkıyalık yapıyor, bozgunculuk yapıyor. Milletin canına malına musallat oluyor. İslam'da bunların da neyi vardır? Cezası vardır. Ha böyle biri değil. Yani özetle her kim masum bir cana kıyarsa فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor. Allah-u Teala ve Tekaddesi Hazretleri. Bak bir kimseyi öldürmek bütün insanları öldürmek gibi. Ve men ahyaha bir kimseyi de yaşamasına sebep olmak, yaşamasına vesile olmak ne buyurdu ayetin devamında feke enne ma cemia bütün insanları yaşatmış gibidir diyor. Yani İslam'ın insana verdiği kıymete bakar mısın? Ne kadar kıymet veriyor? Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi. Buradan sen bu işin vebalini anla, günahını anla bunun altından kalkabilir misin ya? He? Ama bir kimsenin yaşamasına da vesile olmak, bir kimseyi de yaşatmak bütün insanları yaşatmış gibidir diyor ayeti kerime. Evet çünkü insan insan çok kıymetli. Alemi sura, kainatın bir numunesi, kainatın numunesi olan insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi. Hatta onu da bir kenara bırak. Bakın yardım eden bile mesul yardım eden. Yani bir kimsenin katline, efendim, hayatını kaybetmesine yardım eden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İbn Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Men e'ana ala katlim müslimin. Kim bir müminin öldürmesinde ne yardım ederse. Bak, yardımın da efendim miktarını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Velev bi şatri kelimetin yarım kelimeyle de olsa. Yani bizzat planlayacak, organize edecek. He? Öyle değil. Yarım kelimeyle de olsa bir Müslümanın öldürülmesine yardım eden لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْسَمْ مِنْ rahmetihi Bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmiştir. Alnına yazılı bu ibareyle Allah'a kavuşur. Ya. Bakın başka bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَاَهْلَ الْاَرْضِ Eğer gök ve yer ehli İşteraku fi demimri im müslimin bir müslümanın kanına yani katline öldürülmesine iştirak etseler ortak olsalar katılsalar tekebbehumullahu cemian ala menahirihim finnar Allah Teala hepsini ne yapar cehenneme atar. Çok hadis-i şerifler var. Çok ayet-i kerimeler var. Ben birkaç tanesini sizlere arz etmiş oldum. Demek ki şiddete cinayete he bu tür menfur olaylara İslam asla müsaade etmiyor kıymetli kardeşlerim. Yani işlenen cinayetten razı olmana bile razı değil İslam. Şimdi hal böyleyken ya bakıyoruz neler duyuyoruz hani bu surlarda işlenen bu cinayet meselesinde bu iki tane kızı katletmiş sen haberin duyduğun zaman yani tüyün ürperiyor ama maalesef he neler ortaya çıktı? O cani öven paylaşımlar duydunuz mu? Bak onu övüyorlar, tebrik ediyorlar, takdir ediyorlar. Değil mi? Ne efendim platformlar kurulmuş mesela. Bu dijital bataklıkta diyeyim şiddeti teşvik eden, kadın cinayetlerini takdir eden, hatta bazı üyelerini tehditle, şantajla kendine zarar vermeye zorlayan bir takım videolar saçıldı ortaya döküldü. Bazı platformlarda bunlar oluyor. Ya biz de şimdi zannediyoruz herkesi kendimiz gibi zannediyorsun. He? Herkes iyidir, güzeldir zannediyorsun. Sen vaaz sohbet dinliyorsun. Herkesi vaaz sohbet dinliyor zannediyorsun. Bak demek ki neler oluyor, neler bitiyor yani. Yani İslam'ın insana verdiği kıymete bakar mısın? Ne kadar kıymet veriyor? Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi. Buradan sen bu işin vebalini anla, günahını anla. Bunun altından kalkabilir misin ya? He, ama bir kimsenin yaşamasına da vesile olmak, bir kimseyi de yaşatmak bütün insanları yaşatmış gibidir diyor ayeti kerime. Evet çünkü insan insan çok kıymetli. Alemi sura, kainatın bir numunesi. Öyle <laughs> ya Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Yeryüzünde insanı halife olarak yaratmış. İnni cainun fil ardı halife. Yeryüzünde halife yaratacağım buyurdu Mevla ve Adem Aleyhisselam yarattı. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu insana bu kadar kıymet veriyor. Hatta bir hadisi kutsi buyuruyor? Yere göğe sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Bak insan ne kadar kıymetli. Onun için ey insan kendinin farkına var. Ya nasıl bir mucize insan değil mi? He? Alemi sura kainatın numunesi. Kalbül mü'minü beytullah. Mü'minin kalbi Allah'ın evidir diyor. Ne kadar önemli. He? Bak yere göğe sığma mü'minin kalbine sığarım. Onun için orayı da ne yapmak lazım? Masivayla doldurmamak lazım. Değil mi? Masivayla dolduruyoruz. Çer çöp dolu. He? Ne demiş bak? Yarini davetene hacet? Yerini boşalt. Yani bizim kalbimize Mevla niye tecelli etmiyor? Niye Mevla'nın nuru parıldamıyor? He? E kalpte o kadar çok şey var ki sen bile eve gitsen tanımadığın kimseler olsa dersin ki hayırdır ya bu kimsiniz siz ya? Benim evimde benim tanımadığım benimle alakası olmayan kimselerin ne alakası var dersin. E şimdi Mevla'nın evi ama Mevla'dan gayrı her şey varsa e nasıl olacak bu iş yani? Onun için yarini davete ne hacet yerini boşalt. Sen orayı temizle, piru pak yap. He, masivayı tahliyet oradan. Zaten Mevla'nın nuru orada parıldar. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki demek ki Mevla Teala insan oğluna bu kadar kıymet veriyor. Alemi sura olan insanı, kainatın numunesi olan insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi. Bir kimseyi de yaşamasına sebep olmak Yaşamasına vesile olmak bütün insanları yaşatmış gibidir diyor.